Bu üçgen bir eşkenar üçgen, yani tüm kenarları birbirine eşit. Bu kenar k olsun. Olsun bakalım. k'yı kullanarak bu üçgenin alanını hesaplayabileceğim bir formül bulmak istiyorum. Bunu yapabilmek için de ne yapacağım? Üçgenimi 2'ye bölüyorum. Tepe noktasından üçgeni 2'ye bölen bir çizgi çizdim bu açı bu açıya eşittir. Bunu bir önceki videoda kanıtlamıştık. Eşkenar bir üçgende tüm açılar zaten 60 dereceye eşittir. Bu 60, bu 60 ve yukarıdaki 60, 30 30 olarak 2'ye bölünmüş. Ayrıca yüksekliğin bu kenarı iki eşit parçaya böldüğünü biliyoruz. Peki eğer kenarın tamamının uzunluğu k ise bu uzunluk k bölü 2'dir. Eğer bu uzunluğu biliyorsak, bu kenarı da bulabiliriz. Bu kenarın uzunluğunu bulabilmemizi sağlayan şey, üçgenin alan formülü. Alan formülü neydi? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Eğer burası k bölü 2 ise, bu kenar karekök 3k bölü 2'dir. 30-60-90 üçgenlerinde 30 derecenin karşısındaki kenar 1 kat. 60 derecenin karşısındaki kenar karekök 3 kat ve 90 derecenin karşısındaki kenar da 2 kattır. Bu durumda 30 derecenin karşısındaki kenar k bölü 2 ise 60 derecenin karşısındaki kenar karekök 3k bölü 2 olur. Şimdi üçgenin alanını bulalım. Üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2'ye eşit değil mi? Üçgenin tabanı k. Yüksekliği karekök 3k bölü 2. O zaman alan 1 bölü 2 çarpı k çarpı karekök 3k bölü 2. O da karekök 3k çarpı k bölü 2 çarpı 2 eder. Kenar uzunluğu 1 olan bir eşkenar üçgenin alanı karekök 3 bölü 4'e eşittir. Kenar uzunluğu 2 olan bir eşkenar üçgenin alanı ise karekök 3 çarpı 2'nin karesi bölü 4. 2'nin karesi 4 eder, 4'ler birbirini götürür. Sonuç karekök 3'tür.